Acayip Tarifler mutfağından herkese merhaba. Bugün sizinle lahmacun harcı videosu paylaşıyorum. Lahmacunumun iç harcını evde hazırladım. Pideciye gönderdim, pişirttirdim. Gerçekten muhteşem oldu. Bence bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Harcım için 4 tane orta boy soğan kullanacağım. Bu harcı hazırlamak için robottan yardım alıyorum. Çünkü malzemelerin çok iyi öğütülmesi gerekiyor. Yani biraz fazla yaptığım için bu kadar malzemeyi elde doğramayı göze alamadım açıkçası. Bir de lahmacun harcının çok yumuşak olması gerekiyor. Biraz sulu olması gerekiyor. Robot da zaten soğanın suyunu çıkarttığı için bayağı işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden özellikle de robotu tercih ediyorum. Bakın böyle incecik soğanı çektim. Kalan soğanları da ekleyip üzerine sarımsakları ekledim. Bir baş sarımsak kullanıyorum. Bunları da iyice iri kalmayacak şekilde çektikten sonra yoğurma kabıma aktarıyorum. Robot kurtarıcı gerçekten. Şimdi yeşillikleri öğüteceğim. Bunun için ben köy biberi ve maydanoz kullandım. Sivri biber de kullanılabilir. Arzuya göre kapya biber de eklenebilir. Ben eklemedim. 5 tane böyle iri boy köy biberim var. Bir bağ yakında maydanozum var. Onları da küçücük olacak şekilde öğütüp yoğurma kabıma aldım. Şimdi domates salçası ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolusu. Böyle hani bir kaşıktan daha da dolu. Gördüğünüz gibi bonkör davranıyorum. 2 kaşık dolusu domates salçası ekliyorum. Üzerine biber salçası kesinlikle kullanın. Çok lezzet veriyor. Yine dolu bir kaşık ekliyorum. Bir de yarım kaşık ekliyorum. Hani domates salçasını da bastırmasın. Ben yazın yaptığım domates püresini kullandım. Ama taze domates de tabii ki kullanılabilir ki kullanılıyor. Yarım kavanoz ekledim bu harcın üstüne. Elimle iyice karıştırdım. Sonrasında kıymamı ekliyorum üzerine. Kıyma olarak da ben çok fazla yapacağım için 1,5 kilo kıyma kullandım. Bu kıymanın 1 kilosu dana döş, yarım kilosu kuzu boşluk. Yani kuzu mutlaka lahmacun kıymasına ekletin. Asla koku olmuyor. İhtiyacımız olan yağ oranını kuzu sayesinde elde ediyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber. Toz kırmızı biber çok yakışıyor. 2 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim. Böyle 2-3 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Çünkü esas acılı yapacağım harcı en son ayırıp bol pul biberli yapacağım. Şimdi bu harcı böyle macun kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Çok iyi yoğurmuş olmanız gerekiyor. Top top böyle yoğrulmamış kıyma kalmasın. Bana harcım biraz kuru geldi. O yüzden yarım kavanoz daha sos ekledim. Ve 1 çay bardağı su ekliyorum. Başında da dediğim gibi harcımızın çok yumuşak, akışkan, homojen olması gerekiyor. Bu şekilde de iyice karıştırıyorum. Yeterince karıştığına emin olduktan sonra harcımın bir kısmını ayrı bir kaba ayırıyorum. Çünkü bir kısmını dediğim gibi bol acılı yapacağım. Üzerine böyle bolca pul biber ekleyip bunu da yoğuruyorum. Lahmacun harcının bir diğer özelliği de mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor bu harcı. Lezzetlerin iç içe geçmesi için en az 2 saat buzdolabında böyle kapaklı bir kabın içinde harcın dinlenmesi gerekiyor. Ben de 2-2,5 saat kadar dinlendirdim. Ondan sonra harçlarımı pideciye gönderdim. Bu kadar harçla 25 tane lahmacun elde ettim. Benim lahmacunlarım da bayağı büyüktü. Böyle yeşilliğini de hazırladım yanına. Eğer evde yaparsanız da bu harcı kullanabilirsiniz. Lahmacun hamurunda zaten un, tuz ve su var. Başka bir şey yok. Ama benim pidecim gerçekten çok güzel yaptığı için hiç uğraşmadım. Harcımı hazırlayıp gönderdim. Umarım denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.